Bəli, birinci məsələ budur ki, bir xəstəliyin epidemiyanın var olub olmadığını bilmək üçün diaqnoz qoymalısın. Və yadınızdadırsa, mən epidemiya, korona yayımları etdim. Korona gündəliyi adı altında. Davamlı suallar soruşdum ki, biz necə bu xəstəliyi diaqnoz qoymaq çox bahalıdır. Biz bunu hardan alırıq? Yəni, bizim verdiyimiz suallar buydu ki, ne kadar bu test kiti deyirlər. Test kitlerinin sayı ne kadardı? Yatakların sayı ne kadardı? Ciddi hastalığı olanların, yatakta yatanların sayı ne kadardı? Bu sualları soruşurdu. Davamlı da Azerbaycan'dan ictimai figurları davet edirdik ki, bu sualla eyni sualları soruşurdu. Bir ekseriyeti görürdü. Ve ekseriyetin bunun hakkında məlumatı yok idi. Biz de devlet idarelerinden, devlet saytlarından bu məlumatı alabilmirdik. Bizde ama məlumat var idi. Biz bəzi şeyler bilirdik. Ama bunu demek için bu məlumatlara daha da emin olmalıydık ki, bu məlumatlar doğrudur mu, doğru değildir. Biz ortaya neyi çıxartdıq? 80 bin test edilib. İlk Covid çıxdıqdan sonra Azerbaycan'da. 80 bin insana test edilib. Bu 80 binlik test kitini hardan almış diye sual soruşur durumumuzda. Biz Rusya'dan almışız. Yaxşı. Ruslar bize niye verip bu kiti? Bugünler Rusya'da da, Azerbaycan'da da birdenbire niye beraber şekilde yükseliş var? Hemçin Ermenistan'da da görmüşüm ki eyni yükseliş var. Statistika onu göster. Niye MDB ülkelerinde bu yükseliş var? Çünkü Rusya dedi ki, ben öz diagnoz test sistemini özüm eleyeceğim. Benim laboratuvarlarım var, ben öz diagnoz sistemini özüm. Ve bir sistem düzeltirler ve bunun doğruluk oranı çok aşağı olduğunu çok çok sonradan öğrendiler. Yani Azerbaycan kömək alması gereken ülkelerden değil, sanki müstəmləkəsiymiş gibi Rusya'dan desteği aldı. Rusya'dan aldığı bu destek neticesinde, bu 80 binlik diagnoz neticesinde doğru rəqəmlər verilmedi Azerbaycan'da. Ve hakiki hastayla hasta olmayanlar ayırt edilemedi. Ve bu hastalığın da bir özelliği var dostlar. Bazı insanlara çok az semptomlarla geçirebilir bu hastalığı. Hatta hiçbir şey özünde hissetmeden de geçirebilir. Bu bünyeden alakalı bir şeydi. Bazılarında ise bu ciddi şekilde semptomlar olur. Azerbaycan'da vaziyetin bu yere gelip çatmasını, bu günleri rəqəmi gösterdiler. Ki diğerlerinde yavaş yavaş yükselme var. Necə deyirlər? Grafika gösterdiği zaman yavaş yükselme gösterdi. Əksər ölkələrdə. Azerbaycan'da dikinədir. Çünkü ayılıblar ki, bu edilenler yanlışdır. Beyler, 2 ay, 3 ay evvel çok uzaktan değil. Türkiye'de mütəxəssislər Habertürk kanalına çıxart dediler ki, Azerbaycan'daki vəziyyət çok berbat vəziyyətdədir. Ne bunların yatakları var, ne bunların test şeyleri var. Çok pis vəziyyətdədir Azerbaycan. Bunun diagnozu koyulmuştu ama bizim sözde muhalifəti təmsil edən Elçin Qədirli ne dedi? Seçilmiş, sözde seçilmiş Elçin Qədirli dedi ki, bəli, dövlət hazırdır her cür müdaxilə etmək. Veya Vasif İsmailov düz danışığa çıxıb ne dedi? Dövlət hazırdır epidemiye. İnsanların gözüne içine baka baka yalan dediler. Yanlış yönlendirdiler bu insanları. Muhalifeti temsil edirlər bu insanlar. Birisi Milli Məclisdə oturur, başka birisi xəstəxanalardadır. İnsanları yanlış yönlendirdiler. Ya bunların özlerinin bicane ediler, bunlardan haberleri yok idi. Ya da ki Azerbaycan reallığı başka. Başka bir şey de demek istiyorum. Biz hele de günümüzde de bu rəqəmləri bilmirik. Mesela hiç eşitmişsiniz ki Sumqayıt'ta bir xəstəxananın tamamen epidemiyadan alakadar %100 dolduğunu bilirsiniz. Bunu bilmirsiniz. Ama biz bunu hardan öğrenirik? Həkimlər qrupundan öğrenirik. Sumqayıt'ta bir xəstəxananı tamamen bu epidemiyadan alakadar çeviriblər, epidemiyadan mübarizəyə çeviriblər ve bu xəstəxana dolub. Verilen rəqəmlər çok çok çok
nece diyorlar, gösterilenlerden çok aşağıdı. Hemşirenin başka bir yana şey de demeye lazımdı. Rayonlarda vaziyetin nece olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bizim bir network'ümüz var. Bunların çoğunlukla Bahçı'dan malumat, Bahçı'dan Sumgayet'ten malumat toplayabiliyor. Rayonlarda görünmeyen rayonlarda vaziyet ne yerde? Bunu bilmiyoruz. Beyler bunu hele de bilmiyoruz. Ama Bahçı'da hastahanalarda gösterilen rakamlar doğru değil. Reallık, hakikat tamamen farklı. Ve bunun sebepkarı da yadınızdaysa korona gündeliğinde bunu bir neçen defa demiştik ki yanlış müdahalelerdi. Nece yanlış müdahaleler? Talebeleri sen Türkiye'den getirirsen 40 neferlik, 50 neferlik otaklarda saklayırsan. Niye karantina saklamak isteyebilirsin? Belli bu epidemiyanın yayılmasında bu rejim rol oynayıp ve bu rejimin işine yarayıp bu epidemiyanın daha da pisleşmesi. Bu reallık da var.